Merhaba gençler. Ayırma ve saflaştırma tekniklerini gördük. Şimdi sıra bunların sorularını çözmeye geldi. Arkadaşlar bu konuyu görüyorsun, diyorsun ki konuyu hocam ben çok iyi öğrendim, çok iyi anladım. Ancak sorusuna geldiğim zaman zorlanıyorum. Çünkü sorularda farklı bir çözüm tarzımız var. Yani bu sorulara yaklaşma tarzı ve yorumlama tarzlarımız farklı. O yüzden çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Şimdi birinci soru diyor ki aşağıda verdiğim karışımlardan hangisi için karşısına verilen ayırma yöntemi yalan olarak söylenmiştir diyor. Birinci karışım zeytinyağı ile suyu karıştırdın diyor. Bunlar nedir? Birbirine karışır mı? Karışmaz. Sıvı sıvı heterojen karışımdır. Sıvı sıvı heterojen karışımları neyle ayırıyorduk arkadaşlar? Ayırma hunisiyle. O zaman doğru bir ifade. Peki şekerli su. Şeker suda ne yapmış? Çözülmüş. Katı sıvı homojen karışım olmuş. Homojen karışımı ayırmak için kristallendirme yapabilir miyim? Yapabilir. Niye? Çözünmesi endotermik olan bir katıyı ayırmak için kullandığım yöntemlerden birisiydi. Yani doğru diyeceğiz. Hocam benzinle su birbirine karışır mı? Karışmaz. Ne demiştik? Benzin, fluid ya da mazotu suyla karıştırsam birbirinde çözülmezler. Yani heterojen karışım olur. Heterojen olursa ben bunu ne yapacağım? İki sıvıyı ayırma hunisiyle ayıracağım değil mi? Ama bana damıtma demiş. Hayır diyeceksin. Damıtma bir zaten katı sıvıda kullanılıyor. Ayrımsal damıtma demesi lazım da. Ekstradan bu zaten birbiri için de çözülmüyor. Bu yüzden ayırma hunisi demesi lazım da C'yi işaretledim. Diğerine bakalım. Naftalin su katı sıvı heterojen karışım. Süzmeyle ayırabilir miyim? Ayırırım çünkü naftalin çözülmüyordu. Alkol su birbiri içerisinde çözünür. O zaman ayrımsal damıtma uygularım doğru. Yani cevabımız C seçeneği olarak karşımıza gelecek. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisinde kullanılan özellik yanlış verilmiştir? Damıtma düzeninde ben neyden faydalanmak istiyorum? Kaynama noktası farkından faydalanıyorum. Kaynama noktası çok yüksek olan bir katıyla düşük olan sıvıyı karıştırdığında sıvıyı buharlaştırıyorsun, katıyı dipte bırakıyorsun. Flotasyon, filo, deniz filolarını yüzdürmekten aklımıza geliyordu. Yoğunluğu düşük olan yapıyı ne yapıyorsun? Yüzdeye çıkartıyorsun. O zaman yoğunluk farkından dolayı ayırabileceğim. Süzme dediğim olay nedir? Tanecik boyutları farklı olan yapıları ayırmak için kullanacağım. Kristallendirme dediğimiz olay erime noktası farkından değil, çözünürlük farkından yararlanıyoruz. Tamam mı? Çözünürlüğü endotermik olan bir katıyı ısıtarak yaptığımız bir işlemdir. Yanlış cevabı yakaladık. Diğeri özütleme. Bunu da aynı şekilde çözünürlük farkından ne yapıyorduk? Bir fazdan bir başka faza çekme işlemi şeklinde uygulamıştık. Geldik üçüncü sorumuza. Diyor ki X, Y ve Z maddeleri için aşağıdaki bilgileri veriyorum. Buna göre deney tüpünde verilen karışımlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi X sıvısı Y sıvısında çözülmez. Bir bakın ne olabilir? Şimdi burası o zaman X ve Y sıvılarından bir tanesi. İki tane sıvı ve birbirine çözülmemiş. Bu cepte. X sıvısı Z katısını çözer. Bunu diyebilir miyiz? Hayır. Bak bu çözülmemiş. O zaman mecburen buraya X sıvısı ve Z'nin katısı şeklinde söyleyebilir miyim? Peki Z katısı Y sıvısında çözülmez demiş. Bak çözülmeyen bir katı var. O zaman buraya Y'nin sıvısı ve Z katısı diyeceğiz mi? Dedik. Şu anda hangi karışım ne olduğunu tayin ettik. Geldik soru köklerine. Birinci birinci karışım Y ve Z olup süzmeyle ayrılır. Dibinde katısı olan bir sıvıyı ayırmak için ne yapacağım? Süzgeç yardımıyla atarım. Katı süzgeçte kalır. Aşağıya sıvıyı ayırırım. O zaman doğru. İkinci karışım XY olup emisyondur. Sıvı sıvı heterojen karışım emisyon diye nitelendiriliyor. Üçüncü karışım flotasyon yöntemiyle ayrılır. Birbiri içerisinde çözülmüş homojendir. Şimdi flotasyonu çözülmemesi gerekiyor ki yüzdürebilesin. O zaman burası yalan bir ifade oluyor. Devam edelim. Birinci tüpteki karışım ZY olabilir. ZY şeklinde gelebilir mi? Gelebilir. İkinci tüpteki karışım ayırma hunisiyle ayrılır. Birbiri içerisinde çözülmeyen iki tane sıvıyı ben ne yapabiliyorum? Ayırma hunisiyle de ayırabiliyorum. Yani cevabımız C seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Geldim 4'e. Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisinde tanecik boyutu farkından yararlanılmamıştır? Peki. Ne yapacağız? Böbrek hastalığındaki kanın diyaliz makinesiyle temizlenmesi. Ne demiştik? Zararlı partikülleri tutuyorum, yararlı partikülleri gönderiyorum. Bu neyden faydalanıldı? Tanecik boyutu farkından. İnşaatçıların çimento hazırlamak için kumu elekten geçiriyorlar. Niye? Çakıl taşlarını dışarıya atmak istiyorlar. Tanecik boyutu farkından yararlandım. Egzozlara özel filtreler takıyoruz. Neden? Çünkü katı partikülleri tutup normal havayı göndermek istiyorum. Tanecik boyutu farkından yararlandım.
Hoş kokulu bitkilerden esans üretmek istiyorum. Bu çekme ekstraksiyonudur. Yani bunun bir tanecik boyutuyla alakası yoktur. Bir maddenin özünü bir fazdan bir başka fazla çekmek istiyorum. O zaman bu neymiş? Özütlemeymiş. Sonuncuya da bakalım. Makarnaların süzgeçten geçirmesi. Ne yapıyorsun? Makarnanın suyunu süzüyorsun değil mi? Neden? Makarnanın taneciği bu. Büyük, suyunki küçük. Su akarken makarna kalıyor. O zaman bunda da tanecik boyutu farkından yararlanır. O zaman cevabımız D seçeneği şeklinde karşımıza geliyor. Geldik 5'e. X, Y ve Z maddelerinden oluşan homojen bir sıvı karışım aşağıdaki verilen düzenekte bileşenlerine ayrıldığında toplama kabında ilk olarak X sıvısının toplandığını söylüyor. Burada X varmış. Karışımda X, Y ve Z sıvıları varmış. Tamam dedik. Buna göre tanecikler arası çekim kuvveti en az olan X sıvısıdır. Şimdi tanecikler arası çekim kuvveti en az olan ilk göndermen gerekiyor mu? Evet. Niye? Çünkü kaynama noktası en düşük onun olması lazım. Doğru. Y sıvısının kaynama noktası X sıvısından fazladır. Doğru mu? Kesin doğru. Çünkü ilk topladığın X sıvısıysa kaynama noktası en düşük o. O zaman Y'ninki ondan daha büyük müdür? Doğru diyeceğiz. Aynı sıcaklıklarda buhar basıncı en yüksek olan ilk olarak kaynayan değil mi? Yani ilk olarak terk edilen moleküller arası çekim kuvveti çok düşük. Moleküller arası çekim kuvveti düşükse o zaman buhar basıncı ne beklersin? En yüksek X beklerdim. Yanlış oldu. Yani cevabımız 1 ve 2 B seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Geldik 6'ya diyor ki saf X, Y, Z maddelerini kullanarak oda sıcaklığında hazırlanan X, Y karışımını süzme ile elde ettim diyor. Madem süzmeyi kullandım, bunlardan birisinin sıvı birisinin katı olduğu bilgisini biliyorum. YZ karışımı ise ayırma hunisi ile elde edildi. Bak, YZ karışımı ayırma hunisi ise sıvı sıvı heterojen karışım mı? E o halde bunlardan biri sıvı biri katıysa, bunların ikisi de sıvıysa, Y kesinlikle neymiş? Sıvıymış. Demek ki burada X'in katı olduğunu, Y'nin sıvı olduğunu, Z'nin de sıvı olduğu bilgisini söylüyor sana. Devam edelim. XZ karışımı çözelti oluşturursa damıtma yöntemiyle ayrılır. Bak, X ve Z çözelti oluşturursa katı sıvı homojen karışım olmuştur. Katı sıvı homojen karışımları damıtmayla birbirinden ayırabiliyorum cepte. YZ karışımı emisyonu örnektir. Y ve Z sıvı sıvı mı? Evet. Peki birbirinde karışabiliyor mu? Hayır. Ayırma hunisiyle ayırmışsın çünkü. O zaman bu karışım nedir? Sıvı sıvı heterojendir. O zaman emisyonu örnek gösterebilirsin. X katı Y ve Z sıvıdır. X'i katı Y ve Z'yi sıvı gördüm. Doğru diyeceğiz. Yani cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelir. Geldim 7. soruya. Diyor ki yukarıda verilen işlemlerden hangisi ayırma yöntemi olarak kullanılır? Şimdi çay içerisindeki demin suya geçmesi neydi? Çekme yani ekstraksiyon dediğimiz bir olay. O zaman bu olay ekstraksiyon. Şunlar gitti. Peki. Hocam burada dekantasyon dediğimiz yöntem ne? Dekantasyon arkadaşlar sıvıyı bulandırmadan yapılan ayırma yöntemidir. Bir fazdan bir başka faza taşımak için kullanılır. Yani çalkalamadan sıvıyı bulandırmadan yaptığımız ayırma yöntemini söyleyeceğiz. Peki geldim 2'ye. Kumla talaş karışımına su eklenmesi. Kum dibe çöktü, talaş yüzeyde kaldı mı? Bak kumu dibe attım, talaşı yüzeye attım. Çözünürlük diyebilir miyim? İkisi de çözünmedi ki. Özütmeme herhangi bir faza çekmedi. Flatasyon, bak talaş nerede kaldı dedik, yüzeyde kaldı. Kum nereye gitti? Dibe çöktü. O zaman yüzeyini ben flotasyon yani deniz filosundan yararlanıp ayırabilirim dedim. Son olarak alkol su karışımından alkolün alınması nedir? Bak damıtmayı kullanamazsın. Bunun için ayrımsal damıtmayı kullanmak zorundasın. Yani cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Geldim 8'e. Diyor ki yukarıda verilen karışımların ayırma yöntemleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ayırma hunisinde ayırmak için sıvı sıvı heterojen karışım gerekli. Homojen karışım katı sıvı olmaz. Homojen karışım sıvı sıvı olmaz. Heterojen karışım sıvı sıvı olur. Demek ki burada neyi kullanmam lazımmış? Üçüncüyü kullanmam lazımmış. Yani Denizli'yi de salladım, Bolu'yu da salladım, Adana'yı da salladım. Şöyle yapayım. Devam ediyorum. Ayrımsal damıtma için ne lazım? Sıvı sıvı homojen karışım lazım. Bakıyorum yukarıya homojen karışım hem de sıvı sıvı. O zaman ayrımsal damıtmayı burada kullanabiliyorum. Normal damıtmada da homojen karışım ve katı sıvı gerekli. O zaman 2 de nereye geldi? Buraya geldi. Yani cevabımız C seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Geldim 9'a. Ayrıştırma yöntemlerinde kullanılan ifadelerden hangisinin eş anlamlısı yanlış yazılmıştır? Bak. Destilasyon basit bir damıtma yöntemi değil mi? Evet.
Flotasyon, buna yüzdürme yöntemi dedik. Ekstraksiyon, çekme ya da özütleme dedik. Santrifüjleme, sadece santrifüjleme. Bunun özel bir adı yoktu. Çözünürlük demeyeceğiz. Dekantasyon, ne demiştik? Aktarma şeklinde söylemiştik. Yani yanlış seçeneğimiz Denizli olarak karşımıza geldi. Geldim 13 sorumuza. Yukarıda verilen bilgilere göre XYZ maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bir maddeyi ayırma hunisiyle ayırıyorsan bu nedir? Sıvı sıvı heterojen karışımdır, tamam mı? Yani birbiri içinde çözülmeyecek. Bir maddeyi ayrımsal damıtmayla ayırıyorsan buna da sıvı sıvı homojen karışım diyeceğim. Yani şöyle düşünebiliriz. X dediğim adam eğer ki alkol ise, yani polar bir bileşiktir. Y'de çözülmemesi lazım. Yalnız eter de polar gitti. Peki geldim buraya. X dediğim adam mazotsa apolar bir bileşiktir. Alkolde çözülmemesi lazım. Alkol çünkü polardır. Bak buraya apolar, buraya polar dedim. Benzinde ne yapıyor arkadaşlar? Bu çözülmesini bekler misin? Mazot benzin çözülmesini bekleriz. E peki burası ne oldu o zaman? Apolar şekline geldi. Burası olabilir. Devam edin. Başka tutam var mı? Eter dediğimiz yapı polar bir maddedir. Mazot dediğim yapı apolar bir maddedir diyoruz. Peki su dediğim adam YZ... Şöyle YZ homojenmiş. O zaman polar apolar burası olmuyor. Adana'da Bolu'da olmuyor. Peki buraya apolar dedik. Z dediğim adam ne çıkacak arkadaşlar? Suysa polar. Polar apolarda çözülmüş çözülmez. O zaman bu seçenekle gitti. X dediğim adama benzin dersen bunun su olmasını. Bak burası apolarken buranın polar olmasını bekliyorum. YZ ikisi de aynı olacak. Burası polarken burası ne? Burası da polar. O zaman bu sefer şartı sağladım. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Diğerine bakalım. Su nedir gençler? Suya polar dedik. Alkol ne? Alkol ile polar. Burası olmaz. İkisinin zıt olması gerekiyordu. Şununla bunun aynı olması lazımdı. Hatta bunların üçü de birbiri içinde çözdüm. Üçü de polar. Neden böyle yaptım? Benzer benzeri çözerek kesin kullandım. Terimleri de yavaştan anlamışızdır inşallah. Mesela benzin, mazot ya da ne bileyim naftalin gibi yapılardan bahsettiği zaman bunlar apolar yapılardır. Ne yapıyorsunuz? Polar yapıların içerisinde bunları çözemiyorsunuz. Geldim 11. sorumuza. Diyor ki maddeler vermiş. Erime ve kaynama noktasını vermiş. Dur fazladan bastık. Bir atomun basınç altında saf XYZ maddelerinin erime ve kaynama noktalarını verdim diyor. Buna göre oda koşullarında bulunan bu amcalardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi oda koşulları deyince nerede bulunmam lazım? 25 derecede. 25 derecede ise bu adam ne? Sıvı fazında. 25 derecede nerede? Burada. Bu adam o zaman nerede? Katı fazında. 25 derece nerede? Şu aralıkta. 25 derecede ise burası ne fazında? Sıvı fazında. Burası cepte. Peki diyor ki XY karışımı homojense. X ve Y sıvı katı oldu mu? Homojense. Bunları neyle ayırabilirim? Ya kristallendirmeyle ya da damıtmayla yapabilirim. Damıtmayla ayrılır o zaman olabilir. Sıkıntı yok. Çünkü katı sıvı karışım. Peki YZ karışımı heterojense. Katı sıvı heterojense neyle ayıracağım? Süzme yöntemiyle ayırabilirim. Ayırma unisiyle ayrılır yanlıştır. Neden? Çünkü biri katı biri sıvı. Sıvı sıvı olması gerekiyordu. Burası gitti. XZ karışımı heterojense. Neredeyim? X ve Z'nin heterojen olduğunu söylüyor. Bak sıvı sıvı heterojense ayırma unisi kullanmak zorundayım. Süzme ile ayrılır? Hayır. Ayırma hunisi ile ayırmak zorundasın. Hangileri doğrudur diyor? Sadece A seçeneği doğru olarak karşımıza gelecek. Evet gençler, bu konumuzu bitirdik. Hatta bu ünitemizi bitirdik. Karışımlar ünitesi değerli bir üniteydi bizim için. Bir tane kesin geliyor, iki taneyi zorlayabiliyorlar. Karışımlar gibi bundan sonraki asitler, bazlar ve tuzlar ünitemiz de önemli. Buraya kadar geldiğinizde karışımlar testini bir tane kitaptan bitirmeden bir sonraki üniteye geçişimiz yok arkadaşlar. Karışımları iyice sindiriyoruz. Bütün sorularını çözüyoruz. Örneklerine bakıyoruz. İyice kavradığımızı düşündükten sonra bir sonraki konumuza geçiyoruz. Evet gençler, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.